Entel Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda Binance rehberi yani Binance kullanım rehberi ve Binance Features kullanım rehberi oynatma listelerinden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda neleri göstermiştik? Binance'te bulunan emir tiplerini göstermiştik belli başlı. Bir de hedge modu göstermiştik. Bu videomuzda ise yine emir tiplerinden devam ediyoruz. Stop loss, ee, trailing stop, Bunlar nedir ee, işte nasıl kullanılır ne bileyim post -only nedir bunun nasıl bir özelliği vardır bunlardan bahsedeceğiz. Bunları biz bölüyoruz ki yarı yarıya herkes istediğini aradığını bulabilsin sıkıntısız bir şekilde diye. Şimdi videoya geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanala abone olmak ve beğen tuşuna basmak tamamen ücretsiz aklınızda bulunsun. Ayrıca Binance features hesabınız hala yoksa ya da hala bir Binance hesabınız yoksa Videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak kendinize komisyon indirimli hesaplar açabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ömür boyu komisyon indirim veriyoruz Binance'te. Binance Features'ta da belli bir süre boyunca. Şimdi peki Binance Features'e hemen geçiş yapalım o zaman. Şu bölümden USDM Features'a e tıklayarak Binance Features sayfamızı açıyoruz. Ve buradaki emirleri hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum size. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda limit emri, market emri ve e, hedge modu nedir bunu göstermiştik. Bu videomuzda ise şurada bulunan stop limit, stop market, trailing stop ve post only emirlerini göreceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Zaten stop emrinin ne olduğunu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum az çok ama ben bilmeyenler için hızlı bir şekilde anlatayım. Stop emri bizim daha az zarar ederek pozisyondan çıkmamızı sağlıyor. Vadeli işlemlerde bu çok önemli. Her zaman stop koyun arkadaşlar. Peki stop nasıl koyulur ve stop nedir ondan bahsedeyim. Hemen şurada 10x kaldıraçla şöyle düşük bir miktarda bir buy long diye bir pozisyon açayım marketten. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde piyasadan bir pozisyon açtım ve pozisyonum burada hemen açıldı. 4 3.92'lik bir marjin var yani değeri var. İzole marjin olarak açtım. Bunların ne olduğundan zaten bahsetmiştik. Sağ üst keşiği oynatma listesinin kartını bırakıyorum. Bu bölümden izole marjin olarak 3 dolarlık bir 4 dolarlık pozisyon açtım. Aşağı yukarı ve bunun size yani büyüklüğü 39 dolar. Şimdi bakın burada benim herhangi bir stop loss'um yok. Stop loss ne işe yarıyor biliyor musunuz? Buraya stop limite geliyorum. Benim burada ani bir düşüşte kar etmemi sağlayan bir sistem aslında bu stop loss. Nasıl kar diyorum? Aslında şeyden kar ediyorum. Zarardan kar ediyorum. Daha fazla zarar etmemi engelliyor stop loss. Benim likidasyon fiyatım ne? 35216 değil mi? Bakın burada yazıyor zaten. Likidasyon neydi? Paramın buhar olması. Şimdi ben buraya stop loss fiyatına yani stop price'a kaçtan girdim? 38'lerden girdim. Varsayalım ki 37.000 dolar gireyim. 37 bin dolar girdikten sonra aşağıya da 37'den biraz daha düşük bir miktar girmem lazım. Price bölümüne de buna da 36 900 diyelim. Şimdi ben böyle yaptığımda neyi sağlıyorum biliyor musunuz? Bitcoin aniden 37 bine düşerse varsayımsal olarak konuşuyorum burada tabi. Ben 37 bin dolardan elimdeki pozisyonu kapatmak için satmaya başlayacağım. Stop koyuyorum yani ve 36.900'e kadar sistem satmaya devam edecek. Buradaki aralığı koymamızın sebebi de şu piyasada ani hareketler oluyor ya o hareketlerde biz stopumuzun yanmasını engelliyoruz aslında. Ne kadar büyük pozisyonunuz varsa buradaki aralığı da o kadar büyütmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda mesela 100 dolarlık pozisyonunuz varsa bu sizi kurtarır ama 1 bitcoinlik pozisyonunuz varsa bilemiyorum kurtarır mı? Burada kullanım aynen bu şekilde yani 37'ye düştüğünde bitcoin elindeki pozisyonu kapatmaya başlayacak bin'e düştüğünde 36900'e kadar da kapatmaya devam edecek piyasada alıcı Buldukça veya satıcı buldukça Bizim şu anki pozisyonumuz long olduğu için alım pozisyonu olduğu için güzelcek dediğimiz için bizim burada sell short yapmamız lazım. Yani alıcı bulması lazım piyasada. Tamam mıdır? Genel mantığı böyle. Buraya bir demin açtığım pozisyonun miktarını girerek sell short'a bastığımda otomatik olarak stop loss koyabilirim. Stop loss'u anlattık. Bir de stop market var. Stop marketta nedir biliyor musunuz? Stop loss'un aynısı ama direkt market fiyatından sizin pozisyonunuzu kapatıyor. Market fiyatı derken ne demek istiyorum? Şöyle direkt piyasa fiyatından kapatıyor. O anlık en iyi alıcı veya satıcı kimse. Mesela ben dediğim gibi 38 binden girdiğim var sayıyorum Bitcoin'e. Buraya 37 bin yazarım. 37 bin yazdığımda sonra da açtığım pozisyonun büyüklüğüne göre burayı bellediğimde ben long açtığım için burada sell short yapmam lazım. Sell short'a bastığımda otomatik olarak pozisyonumu stoplamış olurum. 37.000'e geldiğinde anında kim alıcı varsa hızlı bir şekilde benim pozisyonumu kapatacak. Tamam mıdır? Direkt market fiyatından kapatacak. Pazar fiyatından kapatacak. Mesela burada sell short diyelim. Bakın hemen open orders'a gelelim. Gördünüz mü açıldı hızlı bir şekilde. Benim emrim. Stop market emrim buradan tekrar istersek bu emri de silebiliriz. Sonra stop marketı gördük, stop loss'u gördük, limit olarak girmeyi gördük bunu. Ama ben size şunu tavsiye ederim. Burada sonradan girmektense limitle alım emri veriyorsunuz ya. Bakın şurada bir tik var. TP SL yazıyor. Take profit stop loss'tur bu. Direkt alım emrinizi yani pozisyonunuza girişinizi yaparken daha doğrusu alım veya satım, long veya short fark etmez. Burada take profit bölümüne ne kadar da pozisyondan karla çıkmak istediğinizi girersiniz. Stop loss bölümüne de ne kadar da zararla çıkmak istediğinizi girersiniz. Bu çok daha mantıklı. Başta her şeyinizi belirleyip girmek bence daha mantıklı. Atıyorum 39.000'den bitcoin'e girdiniz. Longladınız. Dersiniz ki buraya 42.000'de take profit. Kar al çık. Yazarsınız 42.000 42 buraya. 39.000'de girmiştiniz. Stop loss'u da atıyorum. 38.500'e koyarsınız, 38.500'de de zararla çık dersiniz. Hani ben bu kadar zarar karşılayabiliyorum, daha da fazla zararı gerek yok. Böyle hızlı bir şekilde direkt daha ilk pozisyona girerken limit emrinden belirlemek benim için daha mantıklı tabii ki de. Ee, tabii burada seçim sizin tamamen. Ben bunu da göstermiş olmak istedim. Bir de burada trailing stop dediğimiz bir şey var. Bu da şu işe yarıyor. Sizin Stopunuzu devamlı yukarıya çekiyor aslında. Yani yukarıya çekiyor dediğim e, olumlu yönde pozisyonu değiştiriyor stopu. Ne demek istiyorum? Şöyle anlatayım. Grafik üzerinden anlatmak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Şimdi siz normalde varsayalım ki Bitcoin'de e, şey yaptınız. Geldiniz. Kaçtan aldınız diyelim? İşte 38.000'den aldınız diyelim tamam mı? İşte 38.492'den aldınız. Sonra da şu bölümlerde 38.292'ye de stop koydunuz diyelim. Varsayalım ki. Hatta sonrasında da ne yaptınız? Geldiniz buraya en yukarıya. 40.000'de de kar al koydunuz. Varsayalım. Bunların hepsi varsayımsal. Şimdi normal şartlarda sizin kar alınız da değişmiyor. Stop da değişmiyor değil mi? Her zaman aynı. Varsayalım ki Bitcoin'de şöyle bir şey oldu. Siz bu emri koyduktan sonra Bitcoin geldi, yükseldi, 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 yükseldi. Sizin tam kar alınıza geldi ama değmedi. Sonra tekrardan aşağı düşmeye başladı. Ve sizin stop loss'unuza kadar geldi ve sizi stop etti. Bakın şu bölgede hiçbir şey alamadınız. Tamamen sıfır hiçbir şekilde kar alamadınız. Gittiniz zarardan stop loss oldunuz. Değil mi? Otomatik olarak. Düşük de bir zarar olsa yine gittiniz stop loss oldunuz. Trailing stop ise şunu sağlıyor. Sizin bu grafikteki stopunuzu düzenli olarak yukarıya çekiyor. Fiyattaki yüzdelik oynamaya göre. Sizin girdiğiniz yüzdelik oynamaya göre. Atıyorum siz Bitcoin'e yine şurada girdiniz yine aynı yerde. 38.000'de girdiniz diyelim. 38.000'de girdiniz. Tamam mı? 38.000'de girdikten sonra Bitcoin yükseldi. Bir yere geldi. Ee, şöyle yükseldi. Geldi yine 40.000'lere. 40 Bu trailing stop alıyor bunu. Sizin şeyinizi stop loss'unuzu yukarıya çekmeye başlıyor. Tamam mıdır? Girdiğiniz yüzdeye göre. Yukarıya çekiyor. Ardından siz 38.000'de girmiştiniz şeye, piyasaya. Bitcoin geldi 39 bin oldu. Geliyor tra trailing stop bunu ne bileyim 38 38.500'e çekiyor. Tamam mı stopunuzu? Ne oldu? 500 dolar daha yukarıda stopunuz var artık. Artık siz stop etseniz bile nerede stop ediyorsunuz? 38.500'de trailing stop otomatik olarak çekiyor çünkü. Ee, ve böylece karda stop etmiş oluyorsunuz. Tehlik stopun kullanımı aynen bu şekilde. Bu işe yarıyor. Aynı şekilde kârınızı da yukarıda almanızı sağlıyor. Bitcoin'in fiyatı veya hangi partideyseniz onun fiyatına göre kendisi ayarlamasını yapıyor. Burada girdiğiniz callback rate'e göre. Siz burada 0,1 ile %0,1 ile %5'e kadar bir rakam veya bir sayı girebiliyorsunuz. Aynı şekilde buraya da bir activation, activation price girebilirsiniz. Atıyorum dediğim gibi 38.000'de girdiğinizi varsayalım. 38.200'e bir activation price girersiniz. Buraya 38.200 yazarsınız. Ardından 38.200'de sizin ee, trailing stopunuz aktif olur. Aktif olduktan sonra da buna göre kendi pozisyonunuzu, stop yukarıya doğru taşır. Buna iz süren stop diyorlar. Böyle bir özelliği var. Genel kullanımı bu şekilde. Daha detaylı bir videosunu çekeriz isterseniz. Buradaki callback rate dahil olmak üzere. Bir de burada post only var. Post only de şu işe yarıyor. Biz normalde mark temriyle pozisyon açıyoruz ya daha yüksek komisyon ödüyoruz. Bir de limitte açtığımızda daha düşük komisyon ödüyoruz, komisyon diyoruz, değil mi? Şimdi Postone de aslında şöyle bir şey yapmış. Siz burada bir alım yapmak istediğinizde hızlı bir şekilde markete girmek istediğinizde yani piyasaya girmek istediğinizde sizin en yakın fiyattan piyasaya girmiş olmanızı sağlıyor. Hemen hemen markete en yakın fiyatta görüyorsunuz. 39.319 39.000 295 şu an fiyat. Hatta bunu tekrardan yenilersem şöyle trailing stop'a tekrar geleyim. Postone'ye tekrar geleyim. Bakın gördünüz mü? En yakın fiyatı çıkarıyor. Ne yapıyor? Tahtada sizi en uygun bir yeri seçiyor ve buna göre pozisyona girmenizi sağlıyor. Ve böylece siz aslında piyasa yapıcı oluyorsunuz ve bundan dolayı daha düşük komisyon ediyorsunuz Ve anında market'tan yani piyasadan alım veya satım gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Ee, şuradan direkt buy long diyelim. Bakın aşağı geldiğimde emirlerde de hemen. Bak gördünüz mü? Emir tahtasına yazdı buradan. Ben şu an emir tahtasındayım. Bu 39.293'e düştüğünde hemen giriş yapacak benim için post de. Bu otomatik olarak değişiyor zaten. Siz bu sayfayı ilk açtığınızda tekrardan girdiğinizde değişmiş olduğunu göreceksiniz. Bakın şimdi de e, 39.358 olmuş. Buraya en yakın. Buy long desem mesela buradan tekrardan pozisyona da girdi. Hem de market'tan girdi gördüğünüz e, Limit emrinden girdi gördüğünüz gibi. Bundan dolayı daha düşük komisyon ödüyorum. Buradan istersem pozisyonumu kapatabilirim. Close all positions'a basarak da bütün pozisyonlarımı kapatabilirim. Postone'nin kullanımı da aynen bu şekilde. Burada tıkladığınızda hemen gireceğiniz pozisyonu belirleyip e, long veya shortlayarak Giriş yapabilirsiniz limit emriyle ve böylece daha düşük komisyon ödersiniz. Ama benim size tavsiyem her zaman limit emriyle hareket etmeniz. Paniksel yapmadığınız sürece burada bir pump veya dump olmadığı sürece marketten girip çıkmamanız bence her zaman daha mantıklı. Evet benim bu video için anlatacaklarım bu kadar. Stop limit, stop market, trailing stop ve post only'yi anlattık bu videomuzda. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın. Ben ve elbet başka bir arkadaşım size kesinlikle yardımcı olacaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bol kazançlar.